Evet, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün ehliyet alıyorum kanalında 50 adet ehliyetten çıkabilecek sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, çok önemli sınav soruları. Kimler var bakalım? Kimler katıldı yayınımıza? Ehliyet alıyorum kanalında başlıyoruz. 50 adet sınav sorusu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki sizler hızlı bir şekilde cevaplarınızı, sorunun ne demek istediğini anlıyorsunuz, sonra cevap veriyorsunuz. Acele etmenize gerek yok. Süremiz çok fazla. Sınava gittiniz, bu sorular size geldiğini düşünün. Birinci sorumuzdan öncelikle tabii ki YouTube Ehliyet Alıyorum kanalına abone olup ayrıca Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından da bizleri takip edip konu ve soruları Nedim Şeker YouTube kanalından da takip ederek 100 alabilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Her ikisinden de takip edin arkadaşlar. Instagram hesabından ve YouTube hesaplarından da takip ederek 100 alabilirsiniz. Tamam, soruların tamamı bizim kanalda var. Evet. Birinci sorumuza geçmeden gurur tablomuza 5 yıldızlı öğrencilerimizden gelen mesajlar okumaya devam ediyoruz. Zehra göndermiş. Merhaba hocam, sayenizde 100 tam puan aldım. Sizi takip ediyorum. Bilgilerimi unutmamak için. Şimdi ise özel güvenlik sınavı için sizi takip et, devam çok ama çok teşekkür ederim demiş. Tebrik ederiz. Güzel günlerde kullan ehliyetini, kazasız günlerde. Darısı bütün öğrencilere. Şu andaki yayındaki, canlı yayınımızdaki tüm öğrencilere inşallah hepsi 100 alacaklar. Hadi bakalım. Senin gibi tebrik ediyoruz. Birinci sorumuz geldi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz geldi. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlilerce verilen emirle durmak demiş. Evet. Evet. Hadi bakalım Şeyma, hoş geldiniz. İsimlerinizi de sorularda göreceğim artık. Zikredeceğiz ve başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Duraklamayı ifade eden durma neydi? Durma zorunluluktu, değil mi? Durma zorunluluktu. Kırmızı ışıkta durmak, trafik polisinin dur demesi, duraklama neyi ifade eder? Tabii ki yolcu indirmek, bindirmek, değil mi? Yolcu indirmek, bindirmek de duraklamayı ifade eder. Evet Şeyma, Taat Gizem, Muhammed Dalkıran. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz ve başladık. Birinci sorumuzdan itibaren duraklama, yolcu indirmek, bindirmek, yük yüklemek, boşaltmak. Arkadaşlar mutlaka cevaplarımızı yazalım. Doğru ya da yanlış çok da önemli değil. Bakın çok önemli değil. Önemli olan burada yanlışı gerçek sınavda yapmamak. Daha önceki derslerde de size söylemiştik. Aklınıza gelen neyse mutlaka yazın. Yazmamazlık yapmayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzu geçelim. Yolcu indirirken beklemek duraklamayı ifade eder. Adana seçeneği. Tebrik ederim hepinize. Hemen ikiye geçelim. İkinci sorumuz, bakın. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? Hayat kurtarma zinciri halkaları tabii ki ilk yardımda mutlaka sınavda geliyor. İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi. Mutlaka %100 sınavınızda gelir. Bu soruda %100 sınavınızda gelir. İkinciyi sormuşlar bize. Bakın ikinci halkası nedir? İkinci halkası tabii ki sizler de bu soruyu çok iyi biliyorsunuz.
Birinci halkamız neydi? Sağlık kursuna haber vermek. İkinci halkamız temel yaşam desteğinin yapılması. Üçüncü halkamız ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halkamız ise hastane acil servisi. Değil mi? Evet. Temel yaşam desteği diyorsunuz, değil mi? Temel yaşam desteği. Tebrik ederim. Harikasınız. Yıldızlı sınav sorusu mutlaka size de gelecek. Bakın, evet. Hemen 3'e geçelim. Fazla beklemeden. Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonunu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? A. Bacaklarının altına çarşaf battaniye, yastık kıvrılmış giysi, destek konulması. B. Yaşam bulgularından sadece nabzının değerlendirilmesi. C. Vücuduna soğuk uygulama yapılması. D. Düz olarak yüzüstü yatırılması. Bakın bu sorular çok çok önemli. Elif, evet Ece. Elif Tanrıkulu hoş geldin. Merve, Şeyma, Canan, Gizem, Taha, Fatoş, Muhammed. Evet arkadaşlar isimlerinizi tekrar zikrettim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Üçüncü soruya gelmiş olduk. Hangisi diyor şok pozisyonu verirken izlemesi gereken basamaklardandır? Evet Canan. Hangisidir arkadaşlar? Önemli bir sınav sorusu. Bu soruda tereddüt edenlerimiz var. Mutlaka yazın. Aklınıza gelen cevabı mutlaka yazın. Kesinlikle boş bırakmayın. Yanlışlar doğruları götürmediği için boş bırakmayalım. Cevabımız nedir hocam? Bacaklarının altına çarşaf battaniye, yastık kıvrılmış giysi konulması değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz geldi bakın. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir? Rot, diferansiyel, motor, fren. Evet, bunu da araç tekniği motor sınavında mutlaka sorularda gelir arkadaşlar. Bunu da çok iyi biliyorsunuz eminim. Evet, nedir? Soru işaretini gösterilen. Fatoş hoş geldin. Evet. Soru işaretini gösterilen diyor bakın. Soru işaretini gösterilen yere hangisi gelir? Rot. Diferansiyel bakın şuradadır değil mi? Bakın şöyle de hemen yazalım. Diferansiyel. Buralar nedir? Akstır değil mi? Şuralar bakın aks. Sınavda gelebilir. Şu da nedir? Şaft değil mi? Bakın şurası da şaft. Şöyle yazıyorum. Olur ya sınavda sorabilirler. Size bilginiz olsun. Evet tabii ki cevabımız sizin belirttiğiniz gibi motordur değil mi? Buraya gelen soru işaretinin olduğu yere ne gelmesi gerekiyor? Motor gelmesi gerekir. Evet harikasınız. Tebrikler. Gayet iyi gidiyorsunuz. Hadi bakalım 100 alacaksınız. Diğer sorumuz geldi. Teşekkürler. Beşinci soru. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bakın kırmızı ve yeşil. Tamam. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sadece sağa dönülebileceğini. B. Sadece sola dönülebileceğini. C. Düz gidilebileceğini. D. Yolun tüm yönlere açık olduğunu. Bu tip sorularda unutulmamalıdır ki arkadaşlar, ışıkların yani kırmızının kapalı olduğu yöndeki araçlar ne yapmalıdır? Beklemelidir, değil mi? Beklemelidir. Bize sorulan soru yeşil oklu ışık yanmakta, kırmızı ışık yanmakta. Neyi bildirir diyor bakın. Neyi bildirir? Siz de eminim ki çok iyi biliyorsunuz. Sadece ve sadece sağa dönülebileceğini değil mi? Cevabımız Adana seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Mutlaka size de gelir arkadaşlar. Adana seçeneği
Evet, sorulara mutlaka cevap yazalım arkadaşlar. Mutlaka cevap yazalım. Altıncı soruya geçelim. Altıncı sorumuz yine ilk yardımdan gelmiş. İlk yardımdan gelmiş. İlk yardımcı başını kazı zedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazı zedenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir diyor. Bakın, bak dinle hisset değil mi? Bakın. Bu ifade boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bak dinle hisset. Hemlik manevrası, turnike, şok. Burada zaten dikkat ederseniz hemen sağ tarafta da cevabını ben sizlere kopya olarak verdim. Nedir? Bak dinle hisset diyorsunuz. Evet. Bak dinle hisset. Bak dinle hissetin süresini soruyorlar sınavda. Ne kadar süreyle yapılır? 10 saniye süreyle, değil mi? 10 saniye süreyle yapılır. Evet. Harikasınız arkadaşlar. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorsunuz. 7. soruya geldik. Hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden bakın. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazizedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü B. Girişimci C. Trafik polisi D. İlk yardımcı. Evet, bu soruda yine banko gelen sorular arasında var. Bakın. Yedinci soru. Gizem. Gizem, soruyu tekrar bence gözden geçir. Neden? Şimdi bak hayatın kurtarılması. Hayatın kurtarılması. Arkadaşlar, Adana seçeneği diyen arkadaşlarımız. Soruyu bence tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazızedeye bakın. Kazızedeye. Buraya kadar tamam. Tıbbi araç gereç aranmaksızın diyor bakın. Aranmaksızın. İlk yardım derslerini anlatırken söylemiştik değil mi? İlk yardımda ilk yardımcı yaptığı müdahaleyi ilaçsız yapar. Uygulamaları ilaçsız yapar. Bunu yapan kişi kimdir? İlk yardımcıdır değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, sürücü değildir arkadaşlar. Evet, sürücü değildir. Geçelim hemen 8'e. Fazla zaman kaybetmeden ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazızedede boyun travması yoksa ve verilecek en doğru pozisyon hangisidir diyor. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. B. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. C. Sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması. D. Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Bakın burada da dikkat edin. Yine neyi sormuş? Az önce çözdüğümüz sorunun farklı versiyonunu sormuşlar. Farklı versiyonunu sormuşlar. Evet. Evet, tebrik ederim. Tebrikler. Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Yıldızlı sınav sorularından hemen 9'a geçtik. 9. soruya geçtik. 9. sorumuz yine araç tekniğinden gelmiş bakın. Şekilde soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Radyatör, vantilatör, kompresör, hararet müşürü. Soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sisteminin parçasını bizden istiyorlar. Evet. Nedir? Hangisidir arkadaşlar?
şekilde soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu soru. Çok önemli sınav sorular hazırladım arkadaşlar. Mutlaka size çıkacak. Onun için 50 sorunun 50'sini de mutlaka dikkatli bir şekilde çözelim. Ama cevap verin. Yani doğru yanlış fark etmez arkadaşlar. Doğru yanlış fark etmez. Mutlaka cevap verelim. 9. sorumuzun soğutma sisteminin parçasının adı nedir? Sorunun doğru cevabı tabii ki Merve Özkan'ın dediği gibi radyatördür hocam. Taha'nın dediği gibi radyatördür. Adana seçeneği diyorsunuz. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Tebrik ediyorum hepinizi. Geçelim 10. soruya. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? Birinci adımını sormuşlar bakın. Tıbbi yardım istenmesi, yaralının hemen araçtan çıkarılması, yaralının hemen hastaneye taşınması. Önemli değil Fatoş. Önemli değil. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması diyor bakın. Yani bir ilk önce müdahale, ilk yardımın birinci adımı nedir sizce? Ne olmadı trafik kazalarında? İlk yapmanız gereken burada onu sormuşlar. Ne diyorsunuz? Trafik ve can güvenliğinin sağlanması mıdır? Tebrik ediyorum. Aynen sizin dediğiniz gibi Denizli seçeneği doğru cevap. Harika gidiyorsunuz. Gizem, Ayşe, Merve, Elif, İrem, Ece, Fatoş, Hatice, Taha, Şeyma, Serap. Can güvenliği çok önemlidir, değil mi? Önce can, sonra canan. Yani önce bir can güvenliğimizi almamız gerekiyor ki sonra hasta yaralıları müdahale etmemiz gerekir. Evet, hemen geçelim 11. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Özelliklerdendir. A. Telaşlı ve tedirgin olması. B. İletişim becerilerinin zayıf olması. C. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. D. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. İlk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden bahsetmiş. Bakın dikkat ederseniz. Yani bir ilk yardımcı öncelikle neye sahip olması gerekiyor? Önce çevrenin güvenliğini mi alacak? Yoksa insan vücuduyla ilgili bilgilere sahip mi olması gerekiyor? Yani burada dikkat ederseniz İlk yardımcıda bulunması gereken özelliği sormuşlar. Bakın dikkat edin burada da. Bu soruda da yanılma payı olabilir. Bakın önce çevrenin güvenliğini sağlanması demiş. Sonra da insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olunması. Tabii ki arkadaşlar tabii ki insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekiyor, değil mi? İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekir. Evet, cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Tebrikler. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuz şöyle. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? Araçtan çıkarmak biliyorsunuz ki rentek manevrasıyla oluyordu. Rentek manevrası omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmaydı, değil mi? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra. C. Boyun ağrılan dindirici ilaç verildikten sonra. D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Evet, tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi durumda araçtan çıkarılır diyor. Evet.
Evet. Aygün Taşdemir, hoş geldin. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel. Size söyleyeyim, şu 12. soruya kadar çok çok iyi geldiniz. Bakıyorum şöyle cevaplarınıza, harikasınız. Evet, demek ki siz bu işi biliyorsunuz. Hocam biz 100 alacağız diyorsunuz. 100 alacağız. Bunun başka çaresi yok. Evet, yıldızlı sınav sorusu. Tabii ki hocam, boynuna boyunluk takıldıktan sonra Adana seçeneği doğru cevap. Evet, 13. sorumuza geldik. 13. sorumuza. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama halindeki yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35, 40. Evet Fadime, hoş geldin. Evet, yetişkin bir insanda ortalama olarak dakikada kaç nefes alıp verebilir? Bu da. Çok istiyorum 100 almayı diyorsun. Merve, 100 alacaksın. Hadi bakalım. Bak az önce bir 100 puan okudum, değil mi? 5 yıldızlı gurur tablomuza ekledim. Hadi sizi de ekleyelim. Yani sizin içinizden de yüzler bekliyoruz. Tabii ki burada da Bursa seçeneği doğru cevap. Harikasınız. Tebrikler. Geçiyorum. 14. sorumuza geçtik. Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. Marş, şarj, ateşleme, fren. Hangisidir? Evet, hepiniz inşallah hepiniz 100 alırsınız arkadaşlar. Hepiniz 100 alırsınız. Yani ABS fren sistemi değil mi? ABS fren sistemi direksiyonun kilitlenmesini ne yapıyor? Önlüyor. Değil mi? Evet, Denizli seçeneği. Denizli seçeneği doğru cevap diyorsunuz. Yıldızlı sınav sorularından geçelim 15. sorumuza. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılır? Az önceki soruyu benzer bir soru daha sormuşlar. Arkadaşlarımız bu soruyu iki defa almış. Ayaklarından çekilerek, baş çene pozisyonu verilerek, boynuna mutlaka boyunluk takılarak, çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Evet. Bu soruyu az önce de çözdük herhalde. Aynı soru bence. Evet. Boynuna boyunluk takılarak, değil mi? Takılarak. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Fazla zaman kaybetmeden bu soruyu geçelim hemen. 16. sorumuz gelsin. Evet, 16. sorumuz da şöyle. Şok pozisyonunda kazı zedenin bacakları kaç santim yukarı kaldırılır? Bu arada bakın şok pozisyonunu da görüyorsunuz. 30 santim, 40 santim, 50 santim ve 60 santim şeklinde. Bize şok pozisyonunda kazı zedenin bacaklarını yani şu ayaklar şurası kaç santim yukarı kaldırılır diyor bakın. Şurası ne kadar yukarı kaldırılır? Bu da yine banko sorulardan. Şok pozisyon olarak da sorabilirler arkadaşlar. Onun için özellikle şok pozisyonunda görün istedim. Bakın 30 santim değil mi? 30 santim bacaklar yukarı kaldırılır. Yine yıldızlı sınav sorularından bir sınav sorusu. Evet geçelim. Harikasınız. 17. sorumuza geldik. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? 2, 5, 8, 11.
Evet. Temel yaşam desteği çocuklarda göğüs kemik kaç santim aşağı inecek şekilde olmalıdır diyor. Siz içinizden geçeni yazın arkadaşlar. Yani bildiğinizi yazın. Arkadaşların yani yazdıklarını değil de kendi bildiklerinizi yazın ki en azından kaç tane yanlış yaptığınızı burada da sınav yapmış olursunuz kendinizi. Evet, 5 santim olması gerekiyor. Tebrikler. Hemen geçelim 18'e. 18. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? A. Koruma, B. Kurtarma, C. Bildirme, D. Tedavi etme. Ve bunun sıralamasını da sorabilirler. Bilginiz olsun. Evet. Hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından birisi değildir diyor. Bakın hangisi temel uygulamalardan birisi değildir diyor. Koruma, kurtarma, bildirme, tedavi etme. Bursa seçeneği diyenlerimiz var, Adana seçeneği diyenlerimiz var, Denizli seçeneği diyenlerimiz var. Ağırlık Denizli seçeneğinde. Tabii ki ilk yardımın temel uygulamaları arasında birinci sırada koruma olması gerekiyor. Birinci sırada. İkinci sırada bildirme, üçüncü sırada da kurtarma olması gerekiyor. Tedavi etme ilk yardımın temel uygulamaları arasında yoktur. Denizli seçeneği doğru cevap. Tebrik ediyorum. Evet. Geçelim 19. sorumuza. 19. sorumuz şöyle. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Evet, bir numaralı araç sürücüsünü sormuşlar. Bakın. A. Bulunduğu şeritte seyretmesi. B. Geçme sırasında hızını artırması. C. Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi. D. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi. Burada tabii yanlış olanı sormuşlar arkadaşlar. Önemli bir sınav sorusudur. Çok çok önemli. Kesik kesik ve devamlı yol çizgilerinin anlamlarını biliyorsunuz. Kesik çizgilerde ne yapılır? Sollama yapılır. Devamlı çizgilerde sollama yapılmaz. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz zaten hepiniz. Derste Nedim Hoca da mutlaka anlatmıştır size. Değil mi? Eminim ki trafik dersine gelenler bu soruyu çok net bir şekilde cevaplarını verecekler. Evet. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Harikasınız. Evet, yol müsait değilse öndeki aracın sağından geçmesi. Sağından geçilir mi? Kesinlikle. Bakın devamlı çizgi karşı tarafa, sağ tarafa geçişi ne yapmış? Yasaklamış. Evet, hemen geçelim 20. sorumuza. 20. soru. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulması, B. Dolaşımın değerlendirilmesi, C. Solunum yolunun değerlendirilmesi, D. Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. A, B, C'de B neyi ifade eder? B neyi ifade eder? A neydi arkadaşlar? A hava yolu, değil mi? Hava yolu açıklığı. B nedir? Solunum. C nedir? Dolaşım. Evet bakın. A, B, C. A, B, C'yi mutlaka bilin. Sınavınızda mutlaka gelir. Bakın soru
Yani birinize A'yı sorarlar, birinize B'yi sorarlar, birinize C'yi sorabilirler. Onun için buradaki ilk yardımın ABC'sinde A'nın, B'nin ve C'nin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor ki ilk yardım derslerinde hocalarınız ve hocanız anlatmıştır. Evet, burada tabii ki B nedir? B. Bir saniye. Solunumun değerlendirmesi değil mi? Evet. C. Tebrikler. Hemen 21. sorumuz geldi. Bakın. Hangisi azami his sınırlaması anlamındadır? Bakın. A, B, C, D. Hangisi? Bu ve buna benzer soruların tamamı YouTube kanalımızda var. Instagram hesabımızda da var. Sizler zaten takip ediyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde sizler soruları cevaplarken ben de A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi açıklayayım. Siz de cevabı doğru verirken bize azami hız sınırlamasını sormuşlar. Hangisidir hocam? Adana seçeneği iki araç arasındaki takip mesafesi en az 70 metre. Bursa seçeneği yüklü ağırlığı 7 tondan fazla olan araçların girmesinin yasak olduğunu, Ceyhan seçeneği hız sınırlamalarının sona erdiğini, 50'nin üstüne çıkabileceğimizi, Denizli seçeneğinde ise azami hız sınırlamamızın 70 olması gerektiğini bize bildiriyor. Tabii ki cevabımız Denizli seçeneğidir. Harikasınız, tebrikler. Evet. Geçiyorum. 22. sorumuz. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Göstergelerden de yine en az iki tane soru geliyor, bilginiz olsun. Araç tekniği dersinden en az 8 tane soru geliyor. Zaten ikisi göstergelerden çıkıyor. İşte göstergelerden soru birinci sorumuz şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Hangisidir şarj sistemi? Bakın. Adana seçeneği akü şarj sistemi midir? Bursa seçeneği de el frenin çekili olduğunu, Ceyhan seçeneği de balataların bitmek üzere olduğunu, Denizli seçeneğinde ise yağ göstergesi. Bize ise neyi sormuşlar? Canan, şarj sistemi. Şarj demek akü demek de değil mi? Akünün görevi nedir? Araca elektrik ihtiyacını karşılar. Şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Şarj sisteminin çalışmadığını gösteren burada tabii ki Adana seçeneğidir. Evet. Evet, göstergelerin tamamı YouTube kanalında detaylı bir şekilde araç göstergeleri, araç tekniği dersinde Ehliyet Alıyorum kanalında ve Nedim Şeker Akademi'de var arkadaşlar. Göstergeleri tekrarlamanız önemlidir. Bu tip sorulara yanlış cevap vermemek için bence tekrarlayalım bunu. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 23'e. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz diyor. Bakın kazaya karşı araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C. Olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması. D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Hayat kurtarma zinciri halkalarını yine farklı bir soruda çözmüştük. Bakın burada hayat kurtarma zinciri halkalar içinde yer almaz. Hangisi almaz diyor. Bakın burada verilenlerden hangisi yer almaz? Evet, kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi yer almaz. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Yine dersleri anlatırken de eminim ki bu soruyu da çözmüşüzdür. Bu soru çok çok önemli. Animasyonlu soru olarak da çıkabilir size. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı,
sağ yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir diyor bakın. Şimdi bu tip soruları çözerken mutlaka ve mutlaka ne yapıyorsunuz? İleriye bakın, yeşil. Evet, ileriye yeşil. İleriye giden araç hangisi? 2 numara bakın. Yeşil. Sola kim gidiyor? 1 numara. Kırmızı bakın. Evet. Sağa hangisi gidiyor? 3 numara. Yeşil. Evet. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Hangileri devam edebilir? Evet. Tabii ki hocam diyorsun 2 ile 3. Tebrik ederim. Harikasınız. 2 ile 3. Yıldızlı sınav sorusu. Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Geçelim. 25. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazı zedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazı zedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir? A. Tam tıkanma, B. Kısmi tıkanma, C. Damar tıkanması, D. Solunum durması. Şimdi soruyu okurken cevabı da çıktı o bakın. Kazı zedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediğinizde hasta yaralı ne yapmıştır? Tabii ki sizin de gösterdiğiniz gibi tam tıkanma yapmıştır, değil mi? Tam tıkanma. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen geçelim 26'ya. 26 geldi. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Evet, kurallardandır diyor. Bakın, kurallardandır. Evet. Bu da unutulmuş. A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. C. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi. D. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Altıncı soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Bakın, bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. Bebeklerde biliyorsunuz ki soluk verirken 30'a 2 değil mi? 30'a 2. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verirken bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyordu. Burada cevabımız tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 27. sorumuza. 27. sorumuz geldi. Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? A. Bayılma, B. Şok, C. Kansızlık, D. Koma. Evet.
Nedir arkadaşlar? Bayılma, şok, kansızlık, koma. Tabii ki bayılmadır değil mi? Bayılma kısa sürelidir. Bakın. Bayılma kısa süredir. Koma uzun sürelidir değil mi? Koma uzun sürelidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Adana seçeneği. 28. sorumuza geldik. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Cisim çıkarılır ve yaraya tendürdiyot dökülür. B. Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır. C. Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Sekizinci soru. Bakın arkadaşlar çok önemli bir sınav sorusu. Bu soruyu da yanlış yapıyoruz. Özellikle buna da dikkat edelim. Tabii ki cisim çıkarılmadan değil mi? Tespitini yapıyoruz. Kenarlarını sağlamlaştırıyoruz ve hastaneye gitmesine yardımcı oluyoruz. Sınav sorumuz yıldızlı sınav sorularından Ceyhan seçeneği. Evet, yine bir soru geldi. Bakın çok önemli sınav sorularından, trafikten. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Bağlantı yolu, tali yol. B. Ana yol, tali yol. C. Bölünmüş karayolu, bağlantı yolu. D. İki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu. 1 ve 2'nin, bakın 1 ve 2'nin bulundukları yolların adlarını sormuşlar. Karayolların adları. Şimdi 1 numara nerededir? Öncelikle bunu bir tespit edin değil mi? 1 numara nerededir? Ana yolda mı? Tali yolda mı? Hangisidir? Bakın. 1 numara. 1 numara nerededir arkadaşlar? Bir numara ana yolda mı, tali yolda mı? Bir numara ana yolda diyorsunuz. Öyle mi? Tali yol şu, bak Merve. Şu gördüğünüz levha var ya, bak şu. Şöyle şuraya çiziyorum bakın. Şu işaret tali yol işareti, bak şu. Üçgen, ters üçgen, tali yol işareti. Bak iki numara tali yolda, bakın şu tali yolda, bir numara da ana yolda. Bir numara ana yolda, iki numara tali yolda. Hangisidir cevabımız? Bursa seçeneği. Evet, bir ana yolda, iki tali yolda. Anladın mı Merve? Cevap Bursa seçeneği. Evet, Bursa seçeneği. Geçiyoruz. 30. soruya geldik. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bakın burada verilen araçlara göre. Bu soru da banko sorulardan. Bakın bakalım kaç kişi doğru cevabı bilecek. Yorumlara yazın demiş. Soruların devamı YouTube kanalımızda. Evet. Hangileri yanlış park etmiştir? Yanlış park edeni bulacağız. Evet, burada. Yanlış park. Evet, tali yol olarak o levhayı gördüğünüz zaman tabii ki aynı. Tabelayı görmeniz yeterli. Aynı. Evet, Merve. 30. sorunun doğru cevabı nedir? Yanlış park edeni sormuşlar. Bakın yanlış park. Bu soruyu da genelde yanlış yapıyoruz. Bu soruya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yanlış yapılan sorulardan birisi de bu soru.
30. soru. Yani yanlış park eden hangisi diyor. Bakın yanlış park eden. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar bu tip sorularda aracın yani şuradaki park etme şekline dikkat edin. Park etme şekli. Bakın park etme şekli şöyle yan değil. Bakın şu 3 numara gibi değil. Burada 3 numarayı dikkat ederseniz yanlış park etmiş. Evet. Yanlış. Sadece Adana seçeneğindeki 3 numara yanlış park etmiş. 1 ile 2 düzgün park etmiş. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Adana seçeneği. Gizem, Merve. Canan. Evet. 1 ile 2 değil Hatice, değil mi? Bakın bu soruda çok yanılma oldu. Bu soruyu tekrar edin arkadaşlar. Şöyle. Şimdi acele etmenize hiç gerek yok. Şimdi soru aslında gayet sizin için kolay. Sadece şuna dikkat edin. Bakın şuradaki park etme şekli araçlarda yani parkın duruş pozisyonuna göre, park işaretinin duruş pozisyonuna göre. Bakın yan, değil mi? Bakın yan. Şöyle düz değil. Bakın 1 ile 2 düzgün park etmiş ama 3 numara yanlış park etmiş. Yanlış park edeni bulacaksınız. Adana seçeneği. Geçiyoruz. Fazla bekledik. 31 şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? A. Aküyü şarj etmek. B. Araca ilk hareketi vermek. C. Motora ilk hareketi vermek. D. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. Marş motoru. Şuradaki marş motorunun bakın şuradaki marş motorunun görevi nedir diyor. Marş motorunun görevi nedir? Evet arkadaşlar marş motorunun görevini sormuşlar. Marş motoru ne yapar? Motor derslerinizde hocalarınız anlatmıştır. Marş motoru ne yapıyor? İlk hareket. Motora ilk hareketi veren sistem marş motorudur, değil mi? Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sorulardan mutlaka sınavınızda gelir bu soruda. Evet, banko sorulardan bakın. Bu soruda her zaman yanılma payımız çok çok yüksek. Onun için bunu tekrar aldım. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Bu soruyu defalarca çözmemize rağmen her defasında bu soruyu yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Onun için çok çok dikkat etmemiz önemli bu soruda. Evet, hadi bakalım. Herkesten bu soruda cevap bekliyorum. Herkesten cevap bekliyoruz arkadaşlar. Bu soru çok önemli. Bakın, bu soru çok önemli. Yani bildiğiniz neyse yazın. Önemli değil. Bildiğiniz neyse yazın. Hangi seçenek? Evet. 32. soru. 32. soru. Derslere gelen arkadaşlara ben
detaylı bir şekilde kontrollü kontrolsüz kavşaklar konusunu anlattım. Kanalımızda da var zaten detaylı bir şekilde. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Bu tip sorularda unutulmamalıdır ki geçiş üstünlüğüne sahip araçlar varsa ilk geçiş hakkına sahip nedir? Onlardır. Ki burada geçiş üstünlüğüne sahip aracımız var mı hocam? Bakalım var mı yok mu? İtfaiye var, polis var. Geçiş üstüne sahip araçlarda öncelikle itfaiye geçer, değil mi? Birinci sırada bakın. İtfaiye geçer. Trafik polisi yol ve işaretinin karşısında dönüş yapmasına rağmen ilk geçiş hakkına sahiptir. 1 ile 2. Sonra otobüs mü yoksa otomobil mi geçer? Buna bakacağız. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın ana yolda otobüs ana yolda dönüş yapıyor. 4 numara ise bakın üçgen ters üçgen. Tali yolda değil mi? Bakın tali yolda. En son geçer. Demek ki önce ana yoldaki dönüş yapan otobüs en son tali yoldaki otomobil geçer. Ve sorumuzun doğru cevabı nedir? Adana seçeneğidir. Evet, Adana seçeneği diyenler harikasınız. Canan, Berve. Evet, Canan Kapısız. İki tane cevap vermişsin. Ceyhan ve Bursa. Her ikisi de yanlış. Değil mi? Bakın her ikisi de yanlış. Evet. Adana seçeneği değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. Bu soruyu defalarca çözmemize rağmen her seferinde yanlış yaptığımız sorulardan birisi arkadaşlar. Yanlış yapılan sorulardan birisi. Bu soruyu tekrar gözden geçirin. Hemen 33'e geçelim. 33. sorumuz geldi. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaretli ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Şimdi kavşağa yaklaşan bir sürücü var ve trafik ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark ettiniz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda ne yapmanız gerekir? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık hangi levhayla aynı anlamdaydı? Dur levhasıyla değil mi? Dur levhasıyla aynı anlamdaydı. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık da yol ver tabelasıyla aynı anlamdaydı. Levhalara dikkat edin arkadaşlar. Bakın levhalara. Bu tip sorularda levhalara dikkat edin. Şimdi aralıkla yanıp sönen kırmızı ışık. Dur levhası. Önce duruyoruz, değil mi? Durmalı. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi mi kullanmalı? Kendisi neden kullansın ki? Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. Evet arkadaşlar bakın bu tip sorularda da ne demiştik? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Durmalı ilk geçiş hakkını karşı yönden diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Cevabımız Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorularından bakın çok çok önemli. Eğer size şunu sormuş olsaydı kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla sarı yanıp söndüğünü fark etmiştir dediğinde ne yapmalıdır? Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde geçmelidir olacaktı. Ece. Evet, geçiyoruz. Geçelim. 34. sorumuza geldik. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? Evet, durmayı gerektirir.
Evet. Hangisi durmayı gerektirir burada? Dikkat edin bakın mesela. Adana seçeneği hızlanma, Denizli seçeneği yavaşlama, C, Bursa seçeneği ise gece geç anlamındadır. Bakın gece geç anlamındadır. Bize zorunlu durmayı gerektirir diyor. Bakın zorunlu durmayı gerektirir. Hangisidir? Zorunlu. Trafik polisinin hareketleri arkadaşlar YouTube Ehliyet Alıyorum kanalında, Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalında ve Nedim Şeker Akademi kanalında detaylı bir şekilde anlattım. Bakın anlattım. Oradan trafik polisinin hareketlerini tekrarlayın. Sınavlarda mutlaka konuları tekrarlayarak girin. Sadece soru çözerek hedefe varmanız çok zor. Burada tabii ki durmayı gerektiren hangisidir? Zorunlu olarak Ceyhan seçeneği değil mi Aygün? Aygün demedik ya. Neyse. Tamam. Serap. Canan. Evet. Merve. Ceyhan seçeneği. Ceyhan seçeneği. Durmayı gerektirir diyor Serap. Bursa seçeneği. Serap. Ceyhan seçeneği değil mi? Evet. Harika. Ceyhan seçeneğidir. Geçelim. 30. 35. soruya geldik. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Dur, durak, devam et, dikkat. Trafik işaretinin anlamını sormuşlar. Nedir? Burada da gördüğünüz gibi değil mi? Dura bize bildiriyor. Evet, durak. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 36'ya geçelim. 36. sorumuz trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını ilk defa aştı. Tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? 2, 3, 6, 12. Evet arkadaşlar bu arada hepiniz bakın Halil kardeşimiz yazıyor. Halil beğenin arkadaşlar lütfen diye. Yayını da beğenin arkadaşlar. Like atalım. Ne kadar çok beğeni o kadar çok YouTube tarafından diğer arkadaşlara bu yayının aktarılması demektir. Onun için cevap verdikten sonra yayını da beğenin. Şimdi burada dikkat ederseniz 100 ceza puanı ilk defa aşanlara hangi ne kadar süreyle ehliyetleri geri alınır? Tabii ki arkadaşlar 6 ay değil. 6 ay değil, 2 ay süreyle geri alınıyor. Bakın 2 ay süreyle, ikinci defada 4 ay süreli. Alkolde birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada ise5 yıl, değil mi? Öyle değil mi Fadime? 5 yıl süreyle geri alınıyor. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki ayarlarıya uygulanır demiş. Bu pozisyonu sormuşlar. Birinci kapalı solunum nabzı olan, bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan, karın bölgesinde delici cisim bulunan, kulak ve burun kanaması olan. Pozisyonumuz nedir? Pozisyonumuz hangi pozisyondur?
Evet, koma pozisyonu mu diyorsunuz? Evet, burada koma pozisyonu bakın. Koma pozisyonu diyor bakın. Koma pozisyonu hangi durumdaki yaralıya uygulanır? Evet, Elif. Koma pozisyonu hangi durumdaki yaralıya uygulanır? Aynen doğru diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Adana seçeneği diyenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan yaralılara uygulanır, değil mi? Bu şok pozisyonu değil, değil mi Merve? Şok pozisyonunu az önce gösterdim sizlere. Şok pozisyonu hasta yaralı, değil mi? Bacakların altına malzeme koyuyoruz. 30 santim yukarı kaldırılacak şekilde sırt üstü yatış pozisyonudur. Burada bakın yan yatış. Evet, koma pozisyonu, şok pozisyonu bu değildir. Şok pozisyonu da daha önce göstermiştik. Evet, Adana seçeneği doğru cevap dedikten sonra hemen geçelim 38. soruya. Son sorulara doğru yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi hangisidir? A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Evet, burada dikkat ederseniz bir yaylanmadan bahsetmiş, değil mi? Yaylar var bakın şuradaki yaylar, amortisörler, yaylar. Ne işe yarar? Yoldan gelen darbeleri üzerine alarak, değil mi? Alarak darbelerin etkisini ne yapar? Azaltır. Evet, cevabımız tabii ki Adana seçeneği değil, Ceyhan seçeneğidir, değil mi? Adana seçeneği diyenler. Esma. Evet, Hatice. Yoldan gelen darbelerin etkisini ne yapmaktır? Azaltmaktır. Değil mi Fadime? Evet, geçelim. 39. Üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A5, B15, C20, D30. Evet. Tabii ki kaç metreye konur? Tepe üstüne yakın yerde dönemeçte arızalanan araçlar. Birinci noktaya, değil mi? Bakın. Birinci noktaya 30 metre, ikinci noktaya da 150 metreye reflektörlerimizi koymamız gerekiyor, değil mi? Evet, birinci noktaya dediği için cevabımız Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sorularda. Evet, Canan. 30, 40. soruya geldik. 40. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yap masının sağlanması, C kullandığı ilaçları almasının engellenmesi, D yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Evet, yani burada şunu sormuş arkadaşlar. Göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulaması. Şekil olarak da buraya koydum ki aklınızda kalsın. Bakın aklınızda kalsın. Pozisyonu da sorabiliyorlar. Şekil olarak da sorabiliyorlar. Onun için bu pozisyonun adı nedir? Bu pozisyonun adı nedir diye sorduklarında yarı oturur pozisyon. Yarı oturur pozisyon olması
gerekiyor. Adana seçeneği yıldızlı soru. Hadi bakalım. 41. sorumuz görsel animasyonlu bir sınav sorusu. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Şurada bir mavi aracımız var. Sağ tarafta levhalar var. Animasyonlu soru hareket halinde. En sol şeride geçmeli. Yavaşlayarak sağ şeride girmeli. Hızlanarak bulunduğu şeritte devam etmeli. D kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Burada bu tip sorularda özellikle animasyonlu sorularda şunu unutmayın. Hız azaltılmalıdır kesinlikle bakın. Animasyonlu sorularda hız mutlaka genelde azaltılma soruyorlar. Hemen sağ taraftaki levhayı görüyorsunuz. Levha ileri ve sağ mecburi yön değil mi? Evet, burada ileri ve sağ mecburi yönü gösteriyor dikkat ederseniz. Ne yapacak? Yavaşlayacak değil mi her şeyden önce? Yavaşlayacak. Bakın şurada. İleride de bakın şeritte de zaten tabelayı gösteriyor. Evet. Sağ mecburi yön. İleri sağ mecburi yön. Bakın ileri hareket halinde gidiyorsunuz ve bu levhayı gördünüz. Yani işareti gördünüz. Çizgiyi gördünüz. İleriden sağ geç diyor değil mi? Sağ şeride geç anlamındadır. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, bu soru da yıldızlı sorular arasına girdi tabii ki. Geçiyoruz 42'ye. 42. sorumuz. 42. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Yol ver. Yol ver anlamında hangisidir? A. İki yönlü karayolu. Ceyhan. Tali yol. Bakın tali yol. Üçgen işareti ters üçgen. Denizli dur. Yine tali yolda bulunur. Faslalı kırmızı ışıkla aynı anlamdadır. Faslalı sarı ışıkla aynı anlamdadır. Ceyhan. Karşıdan gelene yol ver diyor. Bakın karşıdan gelene yol ver. Hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneği. Bursa seçimi değil mi? 42. soru. Karşıdan gelene yol ver. 42 Bursa seçimi dedikten sonra hemen geçelim 43. sorumuza. 43. sorumuz geldi. Bakın şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Yakını ve uzağa gösteren farlarla ilgili de detaylı bir şekilde anlatım yapmıştık. Bildiğiniz gibi yakını gösteren ışıklar yerleşim yerleri içerisinde yağışlı ve sisli havalarda araç yakından takip edilirken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde yakılması gerekiyor. Gündüzleri bile ama yeterince aydınlatılmamış tüneli gördüğümüzde değil mi bunun gibi bu tip tünellerde uzağa gösteren farımızı yakmamız gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet geçtik 44. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Evet arkadaşlar. Evet, moderatörümüz Halil bugün. Moderatörümüz sizi yönlendiriyor.
Onun yazdığı mesajlara da dikkat edelim. Moderatörümüz Halil Yılmaz. Beğeni yapıyoruz zaten biliyorsunuz. E90 nedir? Uluslararası karayolunu, D devlet karayolunu, O da otoyolu gösterir. Bilginiz olsun. Adana seçeneği doğru cevap. 45. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranışı göstermesi halinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur? A. Hoşgörülü olması. B. Bencil davranması. C. Aşırı stres yapması. D. Sürekli kornaya basması. Bu trafik adabı sorularından. Aynen. Tabii ki hoşgörülü olması. Değil mi arkadaşlar? Hoşgörü yani tatlı değil. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Boşa dememişler değil mi? Tatlı dilli olmak lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Padime. Evet, Adana seçeneği. 46. Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır? A. Aracı durdurup motoru stop etmeli. B. Araç motoruna yağ ilave etmeli. C. Silecek suyu deposuna su eklemeli. D. Motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmeli. Artık son sorulara geldik. Son sorulara geldik. Silecek suyu değil mi? Deposuna su eklenmesi gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Geçelim. 47. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Hangisini gösterir? Hız, yakıt miktarı, motor sıcaklığı, motor devir. Evet. Hangisidir? Evet, aracın hızı değil arkadaşlar. Bu bakın hız değil. Gizem, bu devirdir. Motor devir sayısını gösteriyor. Denizli seçeneği. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Tebrik ediyorum. 48. sorumuza geldik. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? A. Motor yağ yakar, eksiltir. B. Motorun gücü artar. C. Yakıt sarfiyatı azalır. D. Yakıt sarfiyatı artırır. Hava filtresinin kirli olması. Kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? Nasıl etkiler? Hava filtresi kirli ise yakıt sarfiyatı artar mı azalır mı arkadaşlar? Tabii ki artar değil mi? Yakıt sarfiyatını artırır. Denizli seçeneği. Tebrik ediyorum. Harikasınız dediniz. Deniz seçeneği. 49. sorumuza geldik. Ve şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? İki nolu aracı sormuşlar bakın. Bir dar bir kaviste dönmeli. İki yayanın geçişini beklemeli. Üç sola dönüş lambasını yakmalı. Dört ilk geçiş hakkını bir nolu araca vermeli.
Hangisidir? Evet, bir kere şöyle bir bakalım. İki nolu araç sürücüsü, bakın sola dönüş yapıyor. Sola dönüş yaptığı için sola geniş kaviste dönmesi gerekiyor. Sağa dönmüş olsaydı dar kaviste dönmesi gerekiyordu, değil mi? Onun için birin olduğu seçenekleri eledik. Bakın. Birin olduğu seçenekler. Adana ve Ceyhan seçeneği bir kere elemiş oluyoruz. Fatoş, bak. Sağa dar kavisle, sola geniş kavisle dönülür. Bir de dar bir kavisle dönülmelidir dediği için bir kere yanlış. Biri eledik. İki, yayanın geçmesini beklemesi gerekiyor. Tabii ki yaya geçildiğinde sola dönüş lambasını yakması gerekiyor. Tabii ki ilk geçiş hakkını bir nolu araca vermesi gerekiyor. Çünkü kendisi dönüş yapıyor. Tali yolda düz giden tali yoldaki bir nolu araca vermelidir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sorulardan. Evet. Bakın bunu animasyonlu soru olarak da görebilirsiniz. Karşınıza animasyonlu şekilde soru gelebilir. Hepsi hareket halinde gelebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Denizli seçeneği. Evet, artık son soruya geldik arkadaşlar. 50. soru, son soru. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı, kask kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi. B. Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı. C. Şehir içinde ve dışında mecburi. D. Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı. İnşallah bugün bir şeyler öne verebilmişizdir arkadaşlar. Bir şeyler öğrenebildik, bilmediklerimizi, bildiklerimizi tekrarladık. Evet arkadaşlar, artık son soruya da gelmiş olduk. Yayını da beğenelim bu arada. Evet arkadaşlar, yayınımızı da beğenelim. Teşekkür ederim Halil Yılmaz. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Bize yardımcı olduğun için. Arkadaşlar yayınımızı da beğenelim bu arada. Son sorumuz 50. soru. Şehir içinde ve dışında motorlu bisiklet ve motosikletlerde koruma başlığı, kask kullanmak nedir? Zorunludur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyoruz. Arkadaşlar sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sınav sonuçlarınızı mutlaka Ehliyet Alıyorum kanalına. Aldığınız notları mutlaka paylaşın. 5 yıldızlı gurur tablomuza sizleri de ekleyelim. Kaç tane netiniz var? Eminim ki 50 sorudan en az bir, evet, 50'den kaç tane yaptınız? Kaç tane yanlış var? 50'den 2 mi yanlış yaptın Halil? Evet. Tebrik ediyorum. Harika. Yani 96. Çok güzel. Gerçek sınavda bunları yapmayın. Katıldığınız için arkadaşlar ben teşekkür ediyorum hepinize. Özellikle YouTube Ehliyet Alıyorum kanalında konuları ve soruları tekrarlayın. Ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi'de de paylaşmış olduğum soruları tekrar tekrar çözün. Konulara tekrar bakın. Sınavda acele etmeyin. Soruları net okuyun. Sonra cevap verin. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Sorunuz olduğu zaman WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Çözemediğiniz sorularınız olduğu zaman WhatsApp'tan soruları atın. Beraber değerlendirelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımızı da arkadaşlarınıza önerin. Herkes faydalansın. Direksiyon sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.